Evet arkadaşlar, manyetik akı konusunda kalan soruları da tamamlayacak olursak. Demiş ki alanı alan çerçeve düzgün manyetik alan şekilde tutuyor. Çerçevede geçen akının büyüklüğü. Manyetik akı dediğimiz şey neydi? Manyetik alan çizgileri kapalı bir yüzeyi delip geçiyor. Sonra da ne vardı? Bir manyetik akı vardı. Manyetik akıyı bulmak için ne yapıyorduk? Yüzeye dik olarak geçen manyetik alan şiddetiyle yüzey alanı çarpıyorduk. Zaten şu anda manyetik alan çizgileri şu anda yüzeye dik. Bu yüzey alanı da çarpma. O zaman alana bağlı mıdır? Bağlıdır. Manyetik alan büyüklüğüne bağlı mıdır? Evet. Yönüne bağlı mıdır? Eğer manyetik alan zıt yönde olursa ne olacaktır? Sadece manyetik halka yön değiştirmiş olacaktır. Yani o zaman büyüklük olarak bir etkisi olacak mıdır? Olmayacaktır. Yani ne ile etkilenir? Sadece 1 ve 2 ile etkilenir. Ama manyetik alanın yönü bu şekilde dik değil de şöyle yaparsak, yani manyetik alan çizgilerini yön olarak direkt ters yönlü değil de manyetik alan çizgilerini şu şekilde uygularsak, o zaman yüzeye dik olan bileşen değeri değişeceği için etkilenir. Yani soruyu sorarken acaba direkt ters yönlü olarak mı değiştir diyor, yoksa yönünü değiştirirken belli bir açı mı yap diyor. Ona göre cevap 1, 2, 3 de olabilir, 1, 2 de olabilir. Artık cevap anahtarı ne vermişse siz bakarsınız arkadaşlar. İkinci sorumuz, iletken çerçeve düzgün manyetik alanı şekil 1'den 2'ye getiriliyor. Manyetik akı değişimi. Şu anda manyetik akı ne ilk durumda? İlk durumdaki manyetik akımız şu. Şu anda manyetik alan çizgileri yüzeye dik mi? Hayır. Bize ne lazım? Yüzeye dik olan bileşeni lazım. Yani manyetik alanın şu bileşeni lazım. Dolayısıyla biz ne yapacağız burada? Şu açımız 60 derece olduğu için B'nin bu bileşeni açının olduğu taraf açıya komşu bileşen olduğu için yüzeye dik olan bileşen B'nin neyi? Kosinüs 60'ı. Yüzey alanda ne kadar? A kadar. O zaman buradaki manyetik akımız ne kadar olacak? B çarpı kosinüs 60 çarpı yüzey alan A. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşit, yani 1 bölü 2 olduğu için B A bölü 2'dir diyebiliriz. İkinci durumda ise manyetik alan çizgileri yüzeye ne yapıyor arkadaşlar? Şu anda dik olarak giriyor. O zaman ikinci durumda manyetik akımız ne olacak? Yüzeye dik olan manyetik alan şiddeti B çarpı yüzey alan A'dır. Değişimi soruyor. Değişim dediğimiz şey ne olacaktır? Son manyetik akıdan ilk manyetik akıyı ne yapacağız? Çıkaracağız. Son manyetik akımız BA, ilk manyetik akımız yarım BA. Çıkarırsak ne olacaktır? 1 bölü 2 BA kadarlık bir değişim olacaktır. Yani cevabımız Bursa'dır. Üçüncü sorumuz, KVL çerçevelerdeki manyetik akıların oranı soruyor. Şimdi burayı delip geçen manyetik alan çizgileri var mı? Var ve ikisi de yüzeye ne? Dik. O zaman yüzeye dik olan manyetik alan şiddeti B ile buradaki manyetik alan yüzeye dik olan şiddet B aynı. Dolayısıyla buradaki manyetik akımız B çarpı yüzey alanımız A. Burada yüzeye dik olan manyetik alan şiddeti yine aynı B, ama yüzey alanımız kaç A? 4 A. Yani oranımız kaç çıkacaktır arkadaşlar? 1 bölü 4 çıkacaktır. Dördüncü soruda çerçeve akı değişimi ne kadar diyor. Bu durumdan bu duruma gelmiş. Şimdi manyetik alan çizgileri yüzeye dik mi? Hayır, delip geçiyor yüzey ama yüzeye dik değil. Bize ne lazım? Yüzeye dik olan bileşen lazım. Yani şu doğrultudaki manyetik alan bileşeni lazım. Yüzeye dik olan bu doğrultudaki bileşen de şu B'nin açının olduğu taraf olduğu için, açının komşusu olan açı olduğu için B'nin neyidir arkadaşlar? Kosinüs 53'üdür. Dolayısıyla buradaki ilk durumdaki manyetik akımız ne olacaktır? Yüzeye dik olan manyetik alan şiddeti B'nin kosinüs 53 bileşeni çarpı yüzey alanı A'dır. Kosinüs 53 neye eşittir? 0,6'ya eşit olduğu için 0,6 BA diyebiliriz. Bu ilk durumdaki manyetik akımız. Peki ikinci durumda, yani bu durumda son durumdaki manyetik akımız ne olacak arkadaşlar? Peki burada manyetik alan yüzeye dik olan bileşeni ne olacak? Şu doğrultudaki bileşen olacak ki yüzeye dik olan manyetik alan şiddeti. B'nin neyi bu? Açının olduğu taraf açıya komşu olan bileşen olduğu için kosinüs 37'si. Yani buradaki manyetik akımız B çarpı kosinüs 37 çarpı yüzey alan A. O da 0,8 BA olacaktır. Değişim dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Son manyetik akıdan ilk manyetik akıyı ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Yani 0,8'den 0,6'yı çıkarırsak 0,2 BA diyebiliriz. 0,2'yi de 1 bölü 5 olarak yazarsak cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Beşinci sorumuz, özdeş KL bobinler sanım sayıları 4N 6N vermiş. Bobinler oluşan manyetik akıların oranı soruyor. Şimdi buradaki her bir sarım bizim için nedir? Kapalı bir bölgedir. Ve bu bölgeyi delip geçen manyetik alan var mı? Var. Ama nasıl? Yüzeye dik mi? Hayır. Bize ne lazım arkadaşlar? Şu yüzeye dik olan şu doğrultudaki manyetik alan lazım. Ki yüzeye dik olarak o kapalı bölgeyi dik olarak gelipsin. Peki şu anda bu ortamdaki manyetik alan ise ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru, B dediğimiz şey. Biz o zaman B'nin ne yapacağız? B'nin şu bileşenini alacağız. Yani burası 53 derece olduğu için kosinüs 53, açının olduğu taraf açıya komşu bileşen. Hatırlarsınız bir de şöyle bileşeni var. Hadi bir B'nin de şu doğrultuda, hatta şöyle çizmeyelim de şöyle çizersem daha rahat görürsünüz. Evet. Şu açımızda kaç derece arkadaşlar? 37 derece. Sonuçta bu yüzeye paralel olan
Şu ise yüzeye, o kapalı bölgeye dik olan bileşen. Bize bu taraftaki, yani yüzeye dik olan bileşen lazım. Açının olduğu taraf olduğu için burası ne olacaktır? B'nin kosinüs 53 bileşeni olacaktır. Dolayısıyla K bobindeki manyetik akımımız ne? Yüzeye dik olan manyetik alan şiddeti olarak B çarpı kosinüs 53 alabiliriz. Yüzey alanı, şu her bir kapalı bölgenin yüzey alanı A dersem, bu bir kapalı yüzey için. Burada 4n tane sarım olduğu için her sarım bizim için kapalı bir bölge, çarpı 4n diyoruz. Bu K'daki manyetik akımız. Peki L'deki manyetik akıya bakarsak, şimdi L'de manyetik alan çizgileri şu kapalı bölgeler ne yapıyor arkadaşlar? Dik olarak delip geçiyor değil mi? Sonuçta şunların her biri benim için nedir? Kapalı bir bölgedir. Ve manyetik alan çizgileri burada dik. Yüzeye dik olan manyetik alan şiddeti zaten direkt B. Yüzey alanı özdeş bobinler, özdeş oldukları için yüzey alanları eşit. Buradaki her bir sarım benim için kapalı bölge, 6N sarım olduğu için çarpı 6N diyeceğiz. İşte bana ne yapmış? Bu ikisinin oranını soruyor arkadaşlar. B'leri sadeleştirelim, N'leri sadeleştirelim, A'lar gitsin. 4 ile 6 sadeleştirelim, burada 2 kaldı, burada 3 kaldı. Kosinüs 53 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 0,6'dır. Yani onu da 3 bölü 5'miş gibi düşünebiliriz. Yani yukarısı 6 bölü 5, bölü aşağısı 3 bölü 1 gibi ters çevirip çarptığımız zaman ne olacaktır arkadaşlar? 6 bölü 15, yani 3'e bölersek 2 bölü 5 olarak cevabı buluruz. 6. sorumuz, alan A olan çerçeve B manyetik alan düzgün manyetik alan şekil 1'deki konumda, yani manyetik alan içinde dikken ne yapmış? Şekil 2'deki konuma getirmiş, çerçeveyi döndürmüş. Değişimi soruyor. Peki ilk durumdaki manyetik akımız, yani o yüzeydeki manyetik akı ne kadar? Yüzeye dik giren manyetik alan şiddeti B çarpı yüzey alanı A, B çarpı A kadar. Peki ikinci durumda ise manyetik alan çizgileri yüzeyi delip geçiyor ama dik mi? Hayır. Bana ne lazım? Yüzeye dik olan bileşen lazım. Yani B'nin şu bileşenini alacağım. Bu bileşen de açının olduğu taraf olduğu için kosinüs bileşeni. Yani son durumdaki manyetik akımız ne olacak? Yüzeye dik olan bileşen B'nin kosinüs 60'ı çarpı yüzey alan A. Kosinüs 60 1 bölü 2 eşit olduğu için ikinci durumda B A bölü 2. Peki değişimi soruyor. Değişim dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Son manyetik akıdan ne yapacağız biz? İlk manyetik akıyı çıkaracağız. Son manyetik akı ne kadar? B A bölü 2. İlk manyetik akımız ise BA. Çıkarırsak ne çıkacak cevap? Eksi 1 bölü 2 BA olarak bulabiliriz. Yani cevabımız nedir? Bursa'dır. 7. sorumuz. Yüzey alanı A 2 A 2 olan X, Y, Z halkalarında B 2B manyetik alan şiddetine konulmuş. Diyor ki halkalardaki manyetik akıyı bulunuz. Şimdi manyetik akı dediğimiz şey neydi? Kapalı bir bölge olacak. O bölgeyi delip geçen manyetik alan çizgileri varsa orada bir manyetik akı var diyoruz. Peki bu manyetik akıyı nasıl hesaplıyoruz? O kapalı bölgeyi dik olarak geçen manyetik alan şiddetiyle o yüzey alanını çarpıyoruz. Birçok sarım varsa çarpı n diyorduk. Burada zaten tek yüzeyler var. Peki x için ya bakacak olursak. Yüzeyi dik olarak geçen manyetik alan B'nin zaten kendisi yüzeyi dik olarak geçiyor. B çarpı yüzey alanı A. Bu kadar. Geldik ikinciye. İkincide de manyetik alan çizgileri yüzeye dik geliyor. O zaman Y'deki manyetik akıya bakarsam. Yüzeye dik olarak geçen manyetik alan şiddeti ne kadar burada arkadaşlar? 2B çarpı yüzey alanı ne kadar? 2A. Yani 4 ba diyebiliriz. Üçüncüye bakarsak gene kapalı bölgemizi delip geçiyor ama dik değil. Bize ne lazım? Yüzeye dik olan bileşen lazım. Yani normal doğrultusundaki B'nin şu bileşenine bakacağız biz. B'nin bu bileşeni nedir? Şu manyetik alan 2B dersek şu manyetik alana. Bu manyetik alanı sen ne yapacaksın? Şu bileşenine bakıyoruz. Burası açının olduğu taraf olduğu için komşu bileşeni. Yani burası nedir? Manyetik alan şiddeti 2B'nin kosinüs 60. O kosinüs 60'da 1 bölü 2 olduğu için yüzeye dik olan manyetik alan şiddeti olarak B'yi yazabiliriz. O zaman Z için bakarsak yüzeye dik olan manyetik alan 2B'nin kosinüs 60 yani B. Çarpı yüzey alanı ne kadar? Çarpı 2A. Yani 2 ba diyebiliriz. O zaman kıyaslarsak. Manyetik akın en büyük olduğu şey ne olacak? Y yüzeyindeki manyetik akı en fazla 4 olduğu için sonra Z'deki en az manyetik akı da nerede? X, Y, Z ve X deyip ZX cevabımız Edirne'dir diyebiliriz. Yüzey alanı olan K üçgen halkası düzgün manyetiğin şeklindeki yerleştiriyor. Halka X eksen etrafında 90 derece döndürse akı değişimi ne olur? Peki şu anda ilk durumdayken manyetik akımız ne kadar arkadaşlar ilk durumdaki şu anda? Manyetik alan çizgileri yüzeye nasıl dik olarak giriyor? O zaman yüzeye dik olarak giren manyetik alan şiddeti B çarpı yüzey alanı A dedik. Peki x eksen etrafında 90 derece döndürmek demek ne demektir? Halkayı şu şekilde düşünün. Manyetik alan çizgileri yukarıdan aşağı doğru geliyor. Sen x eksenin ortasından geçen şu eksen etrafında ne yapıyorsun? Herhangi bir tarafa doğru 90 derece döndürüyorsun.
90 derece dönerse, yani halka şu duruma gelirse, düşey duruma gelirse, manyetik alan çizgileri de yukarıdan aşağı doğru geldiği için manyetik alan çizgileri artık ne yapacak? Yani şu halkayı şöyle düşünün, çizebilirsem, 3 boyutlu düşünmek gerekiyor biraz. Evet arkadaşlar, webcam açınca özellikle o program kasıyor, kapanıyor, kusura bakmayın. Arada böyle görüntü donuyor, gidiyor, geliyor. Artık o, ona da bir şey demeyin bizim için. Şu konu bitsin, manyetizma konusu. Çünkü bu sonuçta sağ el kuralı falan olduğu için mecbur webcam açtım. Daha sonraki konularda zaten bunu kapatırız, daha rahat işleriz. Şimdi x eksen etrafında 90 derece dönmesi demek ne demektir? Şöyle bunu çizmeye çalışıyorduk. Şöyle düşey duruma gelmesi demektir. Yani halkamız şöyle düşeyde duracak. Manyetik alan çizgileri ise ona ne yapacak? Teğet olarak geçecek. Yani bir tarafından girip diğer tarafından ne yapmıyor? Çıkmıyor. Yani son durumdaki manyetik akımız ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. Bana değişimi soruyor. Değişim demek ne demektir? Her zaman değişim demek son eksi ilk demektir. Son manyetik akımız sıfır. Eksi ilk manyetik akımız B çarpı A kadar. Dolayısıyla manyetik akıdaki değişim, yani delta phi B dersek ne olacaktır? Eksi 1 BA diyebiliriz. Yani cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste indüksiyon akımının yönüne, lens kanunlarına giriş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.